geldim. Onun dışında Gaziantep'teyim, dizi çekiyorum bu sene. Bilginiz vardır illaki. Ya nasıl, çok takip ediyorum. Evet, Gaziantep'ten gidip geliyorum. İstanbul'daki zamanımı da işte yapamadığım şeylerle ilgilenerek geçiriyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. İşte birkaç aktivitem var. Piyano dersleri alıyorum. Pilates'e koşuyorum falan. Onlarla uğraşıyorum işte. Zor olmuyor mu gidip gelmek? Kesinlikle çok zor oluyor. Çünkü başka bir şehirde çalışıp başka bir şehirde yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Yani bütün hayatım burada, hayvanlarım burada, işte arkadaşlarım burada. Dediğim gibi işte piyano dersi almak benim için çok önemli bir şey. O burada. Ama orada da çalışıyorum. O yüzden bir şekilde aslında kolay alışabilen de bir insanım. Uyumlandım galiba ama zorlanıyorum, evet. Hangi zorluklarla karşılaştınız orada Gaziantep'te? Ya bence zaten gidip gelme bölümü çok zor, çünkü Gaziantep'ten 1,5 saatte geliyorsunuz da İstanbul'a yani evime 3 saatte varamıyorum. O çok sıkıntı. Yoksa Gaziantep'e gidip gelebiliyorum. Bir de şöyle bir şey var, yani dünyanın en güzel otelinde bile kalsanız orasını size ait yapan bir şeyler yoksa biraz galiba şey hissediyorum, yabancı gibi hissediyorum zaman zaman. Böyle bir yabancılaşma. O yörenin yemekleri bildiğimiz kadarıyla muhteşem. Evet öyle, ama yani ben ne yazık ki diyorum buna, bir tatlı canavarıyım. O anlamda benim için çok zor geçiyor. Sürekli bir tatlı yememe çabası içindeyim. Ama öyle bir yer ki, yani Gaziantep'in şunun sütunu çok sevdim. Bir gün eğer giderseniz ya da gitmişseniz bilmiyorum. Yani o zaman aç gidin ve diyette gidin. O kesin. Hani bir böyle bir 10 gün 15 gün diyete girin. Herkes size tatlı ikram ediyor. Bütün dükkanlar. Yani korkunç bir şey. Fıstık ezmesi, işte baklava, şöbiyet, ondan sonra bilmediğiniz bir muska, muskanın içinde bir Nutella falan. Hani siz uzak durdukça onlar ellerini sıklaştırıyormuş gibi. Benim için o çok zor bir şey. Onun dışında yöresel yemeklerini çok sevdim. Etli yemeklerden bahsetmiyorum ama ben pek et yemiyorum çünkü. O bulgurla yapılan hani bir sürü sebze yemeği de var aslında, bilmiyoruz ama onlara bayıldım. Peki şey soracağım, geçtiğimiz aylarda bir boşanma söz konusu da boşanma. Evet. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla bir ayrılık olmadı. Ne anlamda? Hayvanlardan dolayı. Bir... Yani bizim aramızda mı yoksa hayvanlarla mı demek istiyorsunuz? Bizim... Siz ayrıldınız. Soru çok zor oldu. Cevaplayamadım bu soruyu. Ama bildiğimiz kadar hayvanları yarı yarıya mı? Bir şey, öyle bir şey vardı. Tam. Ya o bayağı var. Evet olay oldu. Evet. Bayağı. İronik bir olay olmuş diyelim. Bence çok güzel bir şey değil mi o? Yani ben kendi adıma çok memnunum, çünkü biz anlaşamadık, ayrıldık tamam da. Hani bilmiyorum, hayvanınız var mı? Recep var elimizde. Aa, ne güzel bir şey ama ya. Bence demek ki sizi çok seviyor. Çok, çok seviyorum. Biz ona ponçik diyoruz aslında da. Ne cins bir hayvan oluyorsunuz? Ponçik olunca evcil mi? Tamam. Şimdi aranızda kavga çıkarmayayım ama. Ya şimdi şöyle, o zaman şöyle diyeyim. Yani hayvanlarla yaşamaya alışık biri şeyi biliyor. Yani ondan niye ayrılacağımı anlamıyorum. Yani evet, eşimle ayrıldık, anlaşamadık, yani olmadı sizin ama. Sizin için çok özel bir durum değil hani. Neden ayrıldığınızdan bahsedebilirim size sevenlerim. O kadar ilginizi çekmeyecek bir sebep ki hani... Size böyle çok acayip bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü anlaşamadık ve ayrıldık. Yani artık böyle 10 yıllık bir ilişkimiz var. 10 yıllık bir evlilik değil, 6 yıllık bir evlilik ama işte toplamında 10 yıllık bir ilişki. Ama bir yerden sonra farklı insanlara dönüşmek diyebilirim. O yüzden hani şey diyemiyorum. Hani böyle güzel bir sebep, heyecanlandıran bir sebep size söyleyemiyorum açıkçası. Hayvanlarla ilgili de şöyle bir şey yaptık. Biz bu birlikteliğimizde 4 tane hayvan sahiplenmiştik. Evet. Ve yani tam birbirimizden ayrılıyoruz da niye hani... Hayvanlarımdan ayrılayım da düşündü. Ben de öyle düşündüm. Ve bunlar zaten iki birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yani iki kedi birbiriyle anlaşıyor. Köpeğim ve de bir başka kedi çok iyi anlaşıyor. Ve diğer ikili birbirine görmekten hiç hoşlanmıyor zaten. Hani bu ikili o ikiliyi görmek istemiyor falan. Hani böyle bir durum zaten, evde hep bir savaş vardı. Biz de şöyle bir şey düşündük. Temelli değil ama hani iki sende kalsın, iki bende kalsın. 2 haftada bir biz bunları hep değiştirelim bir ömür. Yani aynı çocuğunuz varmış da ne deniyor ona? Velayet. Velayeti işte sende, bende. Ben hafta sonları alayım, bayramlarda sende kalsın gibi. Şimdi Gaziantep'te çalıştığım dönemde bana sorarsan ki sordun en büyük zorluk ne? Hayvanlarımdan ayrı kalmak. Onda kalıyor. İşte ben 4-5 günlüğüne de gelsem alıyorum bunları. Zaten az önce de dışarı çıktığınızda direkt bize çıkmaya çalışmadı. Çünkü biz birbirimizi gerçekten çok özlüyoruz. Yani ben onun bana karşı olan düşkünlüğünü ve özlemini o kadar güzel hissediyorum ki. Sürekli böyle kucakta zaten. Ya kendini gerçekten bir bebek zannediyor ya da muhabbet kuşu zannediyor. Göster yüzünü. Bak senden bahsediyoruz. Minnoş ko. Bodrum. Minnoş. Peki, çok teşekkür ederiz. Ama ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun.